Sayın Fidan'ın adaylığına olumlu bakıyor muyum sorusunu, yani açık sözlüyüm ben, bunu da açık sözlü olarak değerlendirmek isterim. Ben adaylığına olumlu bakmıyorum. Millete ve devlete hizmet etmiş olanlar, ister siyasi olsun ister bürokrat, bir şekilde tarihe onurla adları geçer. Ben israf olarak görürüm şahsen. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın milletvekilliği adaylığıyla ilgili kriz sürerken Fidan dönemi resmen kapandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Fidan'ın istifasını işleme koydu. Gelişme başbakanlıktaki güvenlik toplantısı sırasında yaşandı. Suriye konusu, Mısır'daki gelişmeler ve açılımın görüşüldüğü toplantıya Hakan Fidan da katılmıştı. Fidan saat 14.30'da başlayan toplantıdan istifa dilekçesinin yürürlüğe girmesinden yarım saat önce, yani saat 16.30'da ayrıldı. Fidan'ın yerine de vekaleten Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa atandı. AKP iktidarları döneminde önce TİKA Başkanı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Fidan, son olarak MİT Müsteşarlığına atanmıştı. Fidan, açılım başta olmak üzere birçok konuda başrolde bulundu.